Siz göndermeye başladınız. Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Tarçın bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Günaydın, teşekkür ederim. Tamam, aynı şekilde. Günaydın hocam. Merhabalar. Günaydın. Selamlaşıyoruz değil mi? Nasılsınız, evet. Görmeyeli? Teşekkürler, iyiyim, sizleri sormalı. Biz deyiz. İnşallah daha iyi olacağız. Güzel umarım haberler alırsak bu pandemiyle ilgili. Kesinlikle. Evet, şimdi hocam bahsettiğimiz konu yani bağırsak sağlığı ile ilgili daha önce de sizi ağırladık ve gerçekten çok önemli detaylara değindik. Çok önemsemediğimiz, hayatımızı böyle devam ettirdiğimiz, benim de dışkılama düzenim bu diye geçiştirdiğimiz konular bazen çok ciddi hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Evet. Kabızlık nedirle başlayalım? Çünkü çok karıştırılıyor galiba biraz. Evet, yani her mesela zor dışkılama kabızlık mıdır? İsterseniz önce bir kabızlığın tanımını yapalım. Kesinlikle. Şimdi kabızlığın tanımını yaparken biz 3 şekilde yapıyoruz. Bir tanesi kabızlığın, tuvalete çıkmanın süresinin giderek uzaması. Hı. Normalde her gün tuvalete çıkarken 2 günde bir, 3 günde bir, 4 günde bir çıkmaya başlıyorsak bu bir kabızlıktır. Yani haftada 3'ten daha az tuvalete çıkıyorsak bu bir kabızlıktır. Ama başka bir şey daha var. Eğer ki her gün tuvalete gitseniz dahi ama dışkınız sertse, taş gibi ise, hastamız aynen böyle tarif eder zaten, bu da bir kabızlıktır. Bir üçüncüsü var. Eğer ki hastalarımız tuvalete gittiklerinde ıkınarak tuvalete çıkıyorlarsa biz bunu da kabızlık kabul ederiz. Ama bir kere gitmiş, ıkınarak çıkmış, bunu biz kabızlık olarak kabul etmiyoruz. Bunun bir süresi var. En azından 6 aydır olmalı ve son 3 ay üst üste olmalı bu. Bir de şöyle bir tarif yapıyoruz. Diyoruz ki her tuvalete gittiğimizde en azından %25'inde ıkınmanın gerekmesi veya hastaların %25'inde dışkının sıklığının giderek azalması, 2 günde bir, 3 günde bir olması, bunlar bizim için önemli. Tabii bir de başka bir şey var. Eğer ki bazı hastalarımız çok zor durumda parmakla manevra yaparak çıkartıyorsa zaten biz buna kabızlık kabul ediyoruz. Peki bir şey soracağım. Yani şimdi kabızlık mesela normal, tırnak içinde tabii normal diyorum. İşte evet, kötü beslenmeye bağlı bir şey midir? Yoksa mesela bir hastalığın belirtisi midir? Hani hastalık kabızlığıyla diğeri arasında, beslenme arasında mesela nasıl bir fark vardır? Şimdi kabızlığı biz ikiye ayırıyoruz nedensel sebeplerden dolayı. Bir tanesi organik, diğeri de non-organik olanlar. Hı. Şimdi organik olduğu zaman altta yatan organik bir hastalık vardır. Örneğin hormonal bir hastalık vardır. Örneğin tiroid bezi problemi vardır. Eğer kişi az çalışıyorsa mesela. Tabii, tiroidi az çalışıyorsa kişide kabızlık olur. Veya paratiroid bezi problemi varsa, kalsiyum yükseliyorsa veya vücutta başka hormonal bozukluklar varsa yine kabızlık ortaya çıkar. Kalsiyum seviyesini mutlaka ölçeriz, tiroid hormonunu yine mutlaka ölçeriz ama başka şeyler de var. Örneğin bazı beyin hastalıklarında veya omurilik hastalıklarında kabızlık olabilir. Bir de tabii sadece beyin, omurilik değil, kas hastalıklarında da, miyastenide de kabızlık olabiliyor ama en önemlilerinden bir tanesi kolon tümörleri. Eğer ki kişide kolon tümörü var ise kabızlık ortaya çıkar. Hele beraberinde kansızlık varsa çok dikkatli olmalı. İleri yaşta olan, 45 yaşın üzerindeki olan kişilerde özellikle dikkat edip bu mesajı o zaman gerekir. Hemen bir toparlayalım. 45 yaşın üzerindeyseniz, anemi varsa ve kabızlık çekiyorsanız en kısa süre içinde, hatta bugün bence mutlaka bir doktorla görüşmeniz gerekiyor. Önemli mesajlardan bir tanesiydi Orhan Hoca'nın bizle paylaştığı. Evet. Sağlıklı bir bireyin dışkılama süresi ne olmalı? Şimdi kişi şunu diyebilir, ya ben zaten oldum olası 2 günde bir çıkıyorum. Şimdi hani dedik ya az önce kabızın ne olduğunu anlattık ama ne zaman hani siz anlattınız kendinden şüpheyiz. Ben normal yapıyorum ama zaten 2 günde bir, 3 günde bir benim normalim. 2 günde bir normal, problem yok ama 3 günde bir çıkmaya başladığı zaman burada bir problem vardır. Bazen ama 3 gün, 4 gün, 5 gün, 6 gün, 10 gün, 15 günde bir çıkanlar var, düşünün. Ama yani bir hafta olmuş, hiçbir şikayet yok. Evet, ilk başta bir şikayet yok ama yıllar sonra ortaya büyük problemler çıkartıyor tabii kabızlık. Yani sonuçta biz evet, süre önemli. 3 günde bir çıkıyorsak veya haftada 3'ten daha az çıkıyorsak bu bir kabızlıktır. Ama ıkınarak çıkıyorsak yine bu bir kabızlıktır. Dışkı çok sertse bu da bir kabızlıktır. Peki neler eşlik eder kabızlığa ciddi hastalıklar olduğunda altında? Tabii. Kabızlığı meydana getiren ciddi hastalıklar büyük problemler açabilir. Hani biraz evvel bahsetmiştim, tiroid hastalıkları, yine omurilik hastalıkları, beyinden kaynaklanan hastalıklar. Bu Bu organik hastalıklar kabızlığı meydana getirir. Ama bir de kabızlığın meydana getirdiği hastalıklar var. Mesela kabızlı olan kişilerde uzun süre sonra makatta çatlaklar ortaya çıkmaya başlar. Tabii makatta çatlak olunca bir müddet sonra kişi tuvalete çıkarken kendisinde isteksizlik olur. Çünkü her tuvalete çıkışında müthiş ağrısı olacaktır. O zaman daha ertelemeye çalışacaktır. Bu sefer suyu erdiği için daha çok olacak, bu sefer sertleşecektir. Aynen, çatlak daha fazla problem yaratacaktır. Tabii sadece bu değil. Kabızlığın getirdiği problemlerden teki de hemoroiddir. Eğer ki çok uzun süren kabızlığınız varsa büyük bir ihtimalle hemoroid ortaya çıkacaktır. Tabii bir de en başımızı ağrıtanlardan teki de kalın bağırsağın son kısmının dışarıya doğru sarkmasıdır. Biz buna prolapsus diyoruz, iç zarının. Daha geçen hafta 2 hastamızı bundan dolayı ameliyata verdik. Yani genç hastamız, birisi 28 yaşında, birisi 32 yaşındaydı. Çünkü devamlı ıkınarak çıkmaya çalışmak kalın bağırsağın iç zarını dışarıya çıkartıyor ve bir müddet sonra artık eliyle bile içeriye yerleştiremiyor. O zaman cerrahiye vermek durumunda kalıyoruz. Peki çok uzun süre devam eden kabızlık mesela bağırsakların uzamasına da neden olur mu? Böyle bir şeyin olduğunu düşünüyoruz işin açıkçası. Yani dolikokolon diyoruz. Acaba kabızlıktan dolayı mı bağırsaklar uzadı? Bağırsaklar uzun olduğu için mi kabızlık ortaya çıkıyor? Suyu çok fazla emilerekten. Ama sonuçta çok uzun bir bağırsak varsa bu kişide genelde kabızlık oluyor. Hangi evrede doktora gitmek lazım hocam? Yani şimdi kabızlık aslında başta herkesin ya biraz işte bir şeyler yiyeceklerle çözerim dediği bir konu, ama ne zaman artık iş ciddiyete biniyor? Şimdi sosyal hayattaki konforunuzu bozuyorsa mutlaka doktora gitmeniz lazım. Eğer ki sık sık aklınızda kabızlık, buna bağlı şikayetler, devamlı bir dolgunluk, bunun yarattığı problemler, bazen baş ağrısı da yaratabilir. Tabii bu bir sosyal problemdir. Kişi 3 gündür çıkamıyor ve makat kısmında bir dolgunluk var, karında bir rahatsızlık hissi var. Bu kişide de rahatsızlık yaratır ruhsal olaraktan. Sadece organik değil, bunu yapamadığından, bununla baş edemediğinden bir iç sıkıntısı olacaktır. Çok ilginç, bu bazen depresyona yol açabiliyor ama bunun tersi depresyonda veya ruhsal bozukluklarda yine kabızlığa neden olabiliyor. Son dönemde çok raflarda görülmeye başladı. İşte bitkisel lif şeyleri mesela, tozları. Hani kronik kabızlığı olan insanlar için. Mesela bu tür yaklaşımları öneriyor musunuz? İşte lif, çünkü hani malum artık rafine yiyecekler hayatımızda daha fazla yer etmeye başladı. Bunun sonucunda daha lifsiz besleniyoruz. Kabızlığa eğilim genel olarak toplumda arttı. Mesela bu bitkisel lifleri kullanmak bir çözüm getiriyor mu? İşin açıkçası bazı kabızlık tipinde çok etkindir. Aslında normalde bitkisel lif miktarının en azından 20-25 gram veya daha üzeri olması gerekir diyetimizde. Ama batı tipi diyete döndükçe biz iş giderek daha da liften fakir bir diyete dönmüş oluyor. Çünkü batı tipi diyette 10 gramın altında lif vardır. Diyette bu bir problemdir. Biz günlük en azından 20-25 gram kadar lif almalıyız. Tabii bu da hangisinde var? Bazı sebzelerde var, meyvelerde var. Özellikle ıspanak, pırasa, lahana, karnabahar, enginar. Yani bunlar çok fazla lif içerir. Ama özellikle bir tanesi vardır. Baklagillerden mercimek %13 oranında lif içerir. Bu çok önemli bir rakamdır. Eğer ıspanakta %8 lif var. Yani ıspanak deriz ya, çok fazla lif içeriyor. Halbuki mercimek ondan çok daha önde geliyor. Baklagilleri unutmamak lazım. Evet, yeşil sebzeler, baklagiller. Bunların içinde mercimek vardı. Yine nohut var, bezelye var. Anne mutfağı yani, değil mi? Aynen, tencere yemeği bunlar. Yani tencere yemeği yemeliyiz. Ama siz hani tencere yemeği yerine batı tipi diyet her gün patates, işte hamburger, pizza veya börek, pide yerseniz o zaman bu bir problemdir. Mesela kırmızı eti de çok tükettiğiniz zaman aynı problem değil mi? Çünkü lif oranı onda da çok düşük. Çok düşük. Yani tabii kırmızı etin yanında salatalar veya diğer bazı karışımlar mutlaka konur ama bu yeterli değildir. Çok fazla et yemek, çok fazla karbonhidrat yemek bir problemdir. Lif yoktur içinde. Evet, proteinde de lif yoktur. Lifi biz mutlaka arttırmalıyız kabızlığı önlemek için. Tabii şu var. Kabızlığınız var ise bir müddet sonra bağırsaktaki, eğer ki biz bağırsağa lif gönderemiyorsak, bağırsağa örneğin şu kadar siz mesela pilav yiyin, Bağırsağa şu kadar posa gider. Çok az. Ve bağırsak da bunu ilerletmek için uğraştır. Devamlı hareketler yapar. Peristaltik hareketler. Ve bağırsak bunu yaparken zorlanır. Ve bir müddet sonra bağırsak içi basıncı arttığı için bağırsakta baloncuklaşmalar olur. Baloncuklaşmalar olunca dışa doğru böyle cepleşmeler olur. Bir müddet sonra onların sayısı artar. İçine dışkı girer. Çıkamaz. Çıkamayınca da divertikül deriz bu ceplere zaten. Kişi divertikülit olur ve bu büyük problemdir. İlginç bir şey, kabızlık divertikülit yaratır ama divertiküllerin iltihabı sonucu bağırsağın iç çapı daraldığından dolayı ileriki hayatta sık tekrarlayan bu divertikülit ataklarından sonra yine kabızlık ortaya çıkacaktır. Evet. Yani kabızlık divertikülit yapıyor, kolonu daraltıyor. Sonradan tekrar divertikülit buna yol açıyor. Hocam süremiz azalırken kabızlığın tedavisine de tabii girelim. Çok da sorumuz varmış ama bence önemli gördüğüm bir soru sormak istiyorum size. Son yıllarda televizyonlarda, reklamlarda biraz arttı probiyotiklerle ilgili reklamlar. Hani tozu var bunun, tableti var. Kabızlık sorunu olduğu halde bir hastalığı gölgeler mi? Probiyotik düzenli kullanıyor, kabızlığı hasta çözüyor, oh tamam çözdüm diyor. Ama orada ters giden bir şeyler olabilir mi? Yani bu probiyotikleri kullanmak doğru mu? Yani işin açıkçası şu ana kadar yapılan çalışmalarda kabızlıkta probiyotik kullanımının faydası ispatlanmış değildir. Yani birçok kabızda olan direkt probiyotik kapsüller alıyor ama bunun faydası şu anda şüpheli ve yapılan çalışmaların çoğu genelde bunun en fazla plasebo etkisinin, yalancı ilaç etkisinin olduğu yönünde. O zaman o probiyotik katkılı şeyler de, yiyecek içecekler de var. Onların da çok bir etkisi yok. İşte kefir tüketir hasta değil mi böyle çözmek için? Ha, sağlık için tabii iki şey var. Sağlık için hani biraz evvel konuşmuştuk. Yapay hazırlanmış lifler de vardır. Sizin bitkisel söylediğiniz gibi ama bitkileri burada daha çok yeşil sebzeleri tercih etmeliyiz. Yine probiyotik almak istiyorsanız da probiyotik kapsül veya tablet kullanmanıza gerek yok. Çünkü probiyotiği doğal olarak alabileceğiniz kaynaklar ülkemizde çok fazladır. Bir tanesi kefir zaten. Bu çok önemli bir şey. Probiyotikli yoğurtlar vardır. Ülkemizde boza vardır, turşu vardır, şalgam vardır yine. Bunlardan yeterli probiyotiği alabilirsiniz. Evet. Peki sorular var ama tedaviye geçelim mi? Birkaç soru soralım mı? Nasıl istersiniz? İstersen bir soru soralım ondan sonra da tedavi üzerinde bir konuşalım. Evet, Doktor Miyum'da TV360 Instagram adresine bekliyoruz sorularınızı. Evet, sorumuz geldi. Bağırsakta katlanma gaz birikmesi nasıl çözülür? Operasyonla çözümü var mı? Aslında bağırsak devamlı katlanmış bir halidir. Yani bağırsak böyle soba borusu gibi açık bir organ değildir. Katlanmıştır kendi üzerinde ama hareketler veya aktivasyon hareketleriyle, ilerletici hareketlerle dışkı ilerletilir. Şimdi burada bağırsakta katlanma derken benim genelde hastalarımın tarifi üzerine şunu söylemek istiyorum. Normalde kalın bağırsak döner soldan aşağıya doğru inerken orada bir açı vardır. Şimdi bu açı özel bir kas tarafından dışarıya yukarıya doğru asılır. Ikınma esnasında kişi ıkındığı zaman o açı düzelir, dışkı aşağıya kayar, kapak açılır. Refleks budur. Son noktaya dışkı geldiği zaman mutlaka kişi hafif bir ıkınmayla bu açılır, dışkı kayar. Ama bazı kişilerde bu olmaz. Hani katlanma diye hastalarımızın kullandığı. Kişi genelde ıkındığı zaman burası o açı açılmaz, daha da kapanır. Ikınır kapanır, ıkınır kapanır. Zar zor bir parça sert bir dışkı aşağıya geçer ama kapak da rahat açılmaz. Hatta kapak da onu biraz tutar. İşte bu dışkılama refleksinin bozulmasıdır. Hani genelde biz bağırsakta işte son çıkış tarafında katlanıyor, tutuluyor, hiç çıkamıyorum demeleri bundan dolayıdır. Yoksa burada olduğu gibi hani gerçek bir katlanma yok. Operasyon konusuna gelince bu çok önemli bir şey. Şimdi hastamızın çok kabızlığı var. Her türlü ilacı denedik ama bir sonuç alamıyoruz. İşte o durumda bizim yaptığımız belli bazı işlemler var. Şimdi eskiden daha fazla hastamızı operasyona veriyorduk ama artık yeni çıkan ilaçlarımız var. Özellikle 4 grup ilaç var. Bunlar Türkiye'ye çok yakın bir zamanda gelecek. Şu anda hala bazı hastalarımıza yurt dışından aldırıyoruz ve geliyor. Ve bu ilaçları kullandığımız zaman genelde çok pozitif etki aldığımız için son günlerde, son aylarda genelde operasyona hiç hasta vermiş değiliz. Evet. Peki bir soru daha soralım. Tedaviye geçeceğiz. Yine ara ara sorularımızı sorarız. Ama gerçekten toplumda sık görülen bir rahatsızlık olacak ki çok sorumuz var. Kızım 4 yaşında. Doğduğundan beri kabızlık sorunu yaşıyor. Denemediğimiz ilaç ve yöntem kalmadı. Kronik kabızlık dediler. Çaresi var mı? Çocuklarda görünce de çok büyük problem, evet hocam. Yani bu tam pediatrik gastroenterologların evet konusu. Çocuklarda görülenle bizde büyüklerde görülen, yetişkinlerde görülen kabızlık sebepleri farklıdır. Pediatrik gastroenteroloğa başvurmaları gerekir. Çünkü onlarda özellikle biliyorsunuz bazen böyle kalın bağırsak duvarındaki sinir lifleri yok olur. Ve bunun değişik isimleri vardır. Ve sonuçta bağırsak ilerletemez ve kabızlık ortaya çıkar. Erişkinlerden daha farklıdır. Bunu bir pediatrik gastroenterolog değerlendirmeli. Evet. Evet, bence peki de önemli bir konu çünkü bu. Evet, çocuklar özellikle büyüme gelişme çağında. Şimdi hocam tedaviye gelecek olursak biz kendi kendimize çözmeye çalıştığımız yegane yöntem probiyotik tüketmek, evet, ya da işte duyduğumuz şeyler. Bitkisel lifler. Evet, evet, tabii tabii. Sinameki veya diğer karışık çaylar evet çok fazla. Var eğer mı ki öneri hocam sizin? Şimdi şöyle bir şey var. Evet, bazı bitkiler bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Ama burada biz tedavide en doğal olanı kullanmak zorundayız. Nasıl kullandığımız bitkisel lifler, lif miktarını arttırdığımız zaman şu kadar lif alırsınız ama bağırsağa gelince su çeker, bu kadar olur. Bu tip ilaçlar da vardır. Hacim oluşturucu ilaçlar. Eğer ki kabızlıkta siz bir ilaç kullanacaksanız öncelikle bu hacim oluşturucu ilaçları kullanmalısınız. Ama toplumumuzda genelde sinameki kullanır. Sinameki aslında baklagiller familyasından bir bitkidir ve 300 çeşidi vardır. Hafif küçük sarı çiçekleri de vardır ama devamlı kullanımda başımıza beladır. Çünkü kalın bağırsağın iç kısmında doku harabiyeti, destrüksiyon yaratır. Yani volüm etkisi oluşturarak yapmaz ve uzun süreli kullanımda mi bozuyor problemdir. Sinameki öyle mi çalışıyor? Abrazyon yapar kalın bağırsağın içine. Yine aynı zamanda stimülan etkisi de vardır. İkili etki olarak. Ama yani uzun süreli kullanmak çok iyi değildir uzun süreli kullanmak. Tamam, bilimsel tedavi hocam. Yani bilimsel tedaviye gelecek olursak biz çözemedik en sonunda artık nasıl çözeriz? Nasıl bir tedavisi vardır? Şimdi bununla ilgili olarak hasta bize geldiği zaman ilk başta hastayı biz eğitmeye çalışırız. Veya hastanın bağırsaklarını eğitmeye çalışırız. Deriz ki her sabah tuvalete gidin. Gitmeden önce 2 bardak su için ve tuvalete oturun. Tuvalette 10 dakika kalacaksınız. 20 dakika, 30 dakika değil. 10 dakika ve şu egzersizi yapacaksınız. Bir eliniz göğüste olacak, bir eliniz karında olacak. Ve yavaş yavaş böyle yukarıdaki el hiç oynamayacak şekilde nefes alıp vereceğiz. Ama aşağıda diyaframdan çalışacağız. Aşağıdaki elimiz hareket edecek öne ve arkaya doğru. Aynen şöyle. Şimdi bakın. 7-8'e kadar sayaraktan nefes alacağız. 10-15 saniyeyi de geri vereceğiz. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedik. Sonra yavaş yavaş 10-15 saniyede, 20 saniyede geriye vereceğiz. Yani bu bir nefes egzersizi. Bu bir nefes evet ve diyafram egzersizi. Bunu her sabah 10 dakika yapacağız. Ama her bir egzersizden sonra 10-20 saniye bekleyebiliriz. Yani bunu sabah tuvalete gidince en azından 10 dakika yapmak durumundayız. Bir de bağırsak masajı vardır. Bize çok sorulur. Acaba bağırsak masajıyla... Tabii çocuklara yapmada etkindir çocuklara ama büyüklerde 1950 yıllara kadar çok kullanılmıştır bağırsak masajı. Hatta profesyonel masörler çıkmıştır ortaya ve öyle karında sağ alt kabızlıkla ilgili sağ alt kadrandan başlar sola doğru masaj yaparlar ve gerçekten bağırsak hareketlerini ilerlettiği düşünüyordu ama 1950'lerden sonra biraz terk edilmiştir ilaçların bazı etkinliğinden dolayı. Bir de obezite artmıştır tabii evet, sonraki yıllarda. Obez olanlara masaj yapmanızın da bir faydası yoktur. Evet. Ama yapılacak şey en başta bağırsağa itmek. 2 bardak su içip her sabah tuvalete oturacağız. Bu egzersizi yapacağız. Nefes alma egzersizini yapacağız. Arkasından 3-4 kayısı öğlen, 3-4 kayısı akşam. Yine kuru incir, kuru erik, lif miktarını arttıracağız. Veya kepek, buğday kepeğini yoğurda karıştırıp yiyebiliriz ve bol su içeceğiz. Ve hastalarımıza deriz ki bu öneriyi siz 2 ay uygulayın. 2 ay boyunca hayatı modifiye edeceğiz. Yani baştan düzenleyeceğiz. Evet. Arkasından tabii eğer ki bununla biz çözemiyorsak o zaman hacim oluşturucu ilaçlara geçeriz. Ama hacim oluşturucu ilaçların bir kısmı %25 veya diğer hareket artırıcı ilaçlar var. Onlara geçeriz ama ilaçla çözüm bulamadığımız bir grup var. Özellikle bağırsağın son kısmında normal transit zamanı var ama bağırsağın son kısmına geliyor dış gibi orada kalıyorsa buna çıkış bozukluğu ve biraz evvel anlattığım refleks bozukluğu diyoruz. İşte biz bu refleks bozukluğunu ilaçla çözemeyiz. Yani hasta istediği kadar dış gibi sulandırsın, sona geldiği zaman o orada takılacaktır açının olduğu yerde. O zaman biz başka bir cihaz kullanıyoruz. Önce İşte balon atma testlerimiz vardır veya manometre, bağırsağın son kısmındaki basıncı ölçüyoruz. Evet, gerçekten dış kılama refleksi bozuk diyoruz. İşte o durumda makata özel bir cihaz yerleştiriyoruz. Cep telefonu gibi bir cihaz ve ucunda bir kablo var. Onu sabah 20, akşam 20 dakika yerleştiriyoruz ve bu sık bırak egzersizi yaptırıyor bu cihaz. Ve genelde %70-80 oldukça başarılıdır. Yani dışkılama bozukluğu, kabızlık varlığında %25 oranında dışkılama bozukluğu eşlik eder ve siz onu ilaçla düzeltemezsiniz. Bunun tedavisi başkadır. Bunun için mutlaka gastroenteroloji uzmanının kabızlığın tipini ayırt edici bazı testleri yapması gerekecek. Yani kabızlığı tedavi etmekten, yani doktora gitmekten çekinmemek lazım. Onunla yaşamak gerçekten çok zor olsa gerek. Yani birazcık çekinilen bir alan. Yani kabızlık hani ne olacak, ben çözüyorum, 2 yeşil çay içiyorum falan deyip. Ama pek çok hastalığın da habercisi olabilir. Evet. Yani kendisi zaten sorunlar oluşturur. Biraz daha hemoroid, fistül, çatlak veya bağırsağın sarkması gibi, ama ona eşlik eden bazı önemli hastalıklar da olabilir. Yani kabızlık arkadan yani bazı hastalıkları getirebilir beraberinde. Evet. Şimdi hocam çok soru var. Hemen hızlı hızlı sorulara geçelim mi? Vaktimiz çok daralıyor. Bu arada bitirmenize de 3 dakika var. Şöyle hızlı tak tak yaparsın. Ev dışında başka yerde tuvalete giremiyorum. Tuvalete gitmemek için kendimi zorluyorum ve zaman zaman karın şişliği de yaşıyorum. İleride ciddi hastalık oluşur mu? Kesinlikle oluşur. Tuvaletiniz geldiği anda gitmelisiniz. Çünkü kalın bağırsağın son kısmında o dışkı birikerekten algılamayı azaltır. Onun için... Geldiği anda gideceksiniz. Evet, yani nerede olursa olsun. Tuvalet seçmeyin. Seçmeyin ya da yanınıza dezenfektan, kolonyalı mendiller taşımanız gerekecek. Evet, bir soru daha gelsin hemen. Zahmet etmeyin, hemen okuyorum. Siz okuyun o zaman. Evet, her dışarı çıktığımda şiddetli bir şekilde karnımda ağrı oluyor ve midem bozuluyor. Doktora gittim, bir problem yok dediler ama 10 yıldır aynı sorunu yaşıyorum. Kilo kaybım da yok. Bu durumun tedavisi var mı, psikolojik mi? Şimdi... Yani dışarıya çıktığında tuvalete çıkmayı kastediyor ve karnında ağrı oluyor. Şimdi kabızlığın eşlik ettiği bazı hastalıklar var. Huzursuz bağırsak sendromu deriz. Bu kişinin araştırılması lazım. Normalde kabızlıkta ağrı olmaz ama beraberinde ağrıyla beraberse huzursuz bağırsak sendromunun kabızlığın da eşlik ettiği formu olabilir. Onun araştırılması gerekecektir. Evet, bir soru daha hemen soralım. Harika gidiyoruz hocam. Bak zamanla yarışıyoruz şu an. Evet. Evet, geldi huzursuz demek istiyoruz. Huzursuz bağırsak sendromu için ne önerirsiniz? Şimdi huzursuz bağırsak sendromunda karında ağrı vardır veya bir rahatsızlık hissi. Dışkının şekli değişmiştir. Dışkılamanın süresi de değişmiştir. Bir de tuvalete çıktığı zaman bir rahatlama vardır bunda. Yani bir ağrı vardır. Şimdi huzursuz bağırsak sendromunda da öncelikle kişilerin hayatını modifiye etmeleri için önerilerde bulunuruz. Yaşamınızı değiştirin, modifiye edin, kendinize daha çok zaman ayırın, kendinizi mutlu etmeye çalışın, sağlığınız için yürüyüş yapın, egzersiz, lif miktarını artırın ve kendinizi mutlu edin deriz. Ama böyle olmazsa o zaman bazı grup ilaçlar var, onları kullanırız. Onlar %40 etkilidir ama çok fazla etki etmediğinden de biz o zaman bağırsaktaki sinir alıcılarını, sensörleri düzenleyen bazı antidepresan özellikle ilaçları da kullandığımız oluyor. Ama onu kullanma sebebi kişide depresyon olduğundan dolayı değil. Bağırsaktaki gazı yanlış yere, az bir miktardaki gazı çok algılayan bu alıcıları kütleştirmek için kullanıyoruz onu. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hele böyle son 3 dakika içinde 3 soruyu tak tak cevapladınız. Ayaklarınıza sağlık. Gerçekten. Her zaman olduğu gibi bir onurdu sizi burada ağırlamak. Çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde. Bizle kalın. Tam programı beraber kapatalım. Tabii. İyi ki geldiniz hocam. Teşekkür ederiz. Evet, Doktor Mia'nın bugün de bitirdik sevgili izleyiciler. Bir kez daha hatırlatalım. Yarından itibaren sabah 08.30'da karşınızda olacağız. Hafta içi her gün 08.30'da. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.